Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Yağlardayız, lipidler diyen bir ismiyle. İlk önce yine genel özelliklerinden bahsedip daha sonra çeşitlerine geçeceğiz. Nedir yağların genel özellikleri? Arkadaşlar, bunlar da yapısında yine karbon, hidrojen ve oksijeni bir arada bulundururlar. Bazılarında ise azot ve fosfor da bulunabilir. Bizlerin yapısına katılır, yani bütün canlıların yapısına katılır. Ayrıca yüksek enerjide bir besin kaynağıdır, unutmayalım. Vücudumuzda en fazla enerjiyi kim veriyor? Yağlar veriyor. En son proteinleri de anlattıktan sonra bunların bir karşılaştırmasını yapacağım arkadaşlar. Şimdi vücudumuzda enerji verici olarak ilk sırada karbonhidratlar kullanılıyor. Neden? Parçalanması daha kolay. Daha sonra yağlar kullanılıyor. En son proteinler kullanılıyor. Arkadaşlar, ama en fazla enerji veren hangisi diye sorulursa en fazla enerjiyi yağlar verir. Sonra proteinler, en az karbonhidratlar. Peki neden önce yağlar kullanılmıyor? Şimdi açıklayacağım. Arkadaşlar, yağların yapısında çok fazla hidrojen vardır. Bu hidrojenlerin de nat ve fatlarla, hani oksijenli solunumda nat ve fatlarla taşınmasıyla çok fazla miktarda ATP üretilir. Tamam, burası güzel ama bunun oluşabilmesi için, ATP'nin üretilmesi için fazla miktarda oksijene ihtiyaç vardır. Bu da bizim vücudumuzda hani direkt kullanılamayacağı için parçalanması en kolay hangisi ise ilk önce onu parçalıyoruz. Dolayısıyla karbonhidratların parçalanması daha kolay olduğu için önce karbonhidratları parçalıyoruz. Onlar bitince yağları, yağlar bitince de proteinleri. Zaten uzun süreli açlık durumunda proteinler de artık tüketilmeye başlıyorsa yavaş yavaş açlıktan ölüm olayı gerçekleşiyor. Şimdi yağların önce genel özelliklerinden şöyle bir bahsettik. Yağlar arkadaşlar suda çözünmezler. Polar bir yapıda olduğu için suda çözünmezler. Zaten su da polar yapıdaydı. Polar polar birbirini çözmez. Ne yapıyor peki? Yağlar nerede çözünüyor? Alkol, eter, benzen gibi organik çözücülerde çözünüyor arkadaşlar. Direkt suya attığımız zaman zaten yağ ne yapıyor? Suyun içerisinde yüzüyor. O yüzden çözünmezler diyoruz. Hidrolizleri ve emilimleri gerçekten zordur arkadaşlar. Bu yüzden de dediğim gibi ikinci sırada kullanılıyor. Peki hangi bağ var yapısında? Yapısında ester bağı vardır. Monomerleri birleşirken ester bağları ile birleşir. Ve unutmayın, yağlar polimer değildi. Neden? Çünkü polimer olabilmesi için fazla miktarda, hatta aynı yapılı diyebiliriz. Aynı yapılı monomerlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Ama yağlarda sadece 4 tane monomer vardır. Nedir bunlar? Gliserol ve 3 tane yağ asidi. Hepsi de birbirine benzerlik göstermiyor. Dolayısıyla ne olacak? Hepsi birbirinden farklı olduğu için biz polimer olarak alamayacağız yağları arkadaşlar. Direkt işte 4 yapılı olduğu için tetramer mesela diyebiliriz. Ama bu da birazcık saçma gibi geldi kulağımıza. Evet, o zaman şöyle genel özelliklerini bir yazalım. Şöyle yağların genel özellikleri diyelim. Genel özellikleri. Arkadaşlar, bu arada notlarımı Instagram adresinden paylaşıyorum. Videoyu paylaştıktan sonra oradan alabilirsiniz. Direkt videodan yazması zor oluyorsa videoyu durdur yaz, durdur yaz olmasın. Siz videoyu güzel bir şekilde dinleyin. Daha sonra işte veya öncesinde işte Instagram adresimden alabilirsiniz. Alırsınız, yazarsınız mesela güzel bir şekilde. Sonra oradan takip edersiniz. İki kere size de tekrar olmuş olur. Hem derse de hazırlıklı gelmiş olursunuz. Evet, genel özellikler ne dedik? Yapısında karbon, hidrojen, oksijen bulunur. Bazılarında ne var dedik arkadaşlar? Azot ve fosfor da vardır. Hepsinde değil, dediğimiz gibi bazılarında bulunuyor. Ne dedik? Canlıların yapısına katılır. Canlıların yapısına katılır. Özellikle hücre zarının yapısında önemlidir. Fosfolipitlerden bahsedeceğiz. Hücre zarının yapısına katılıyor. Arkadaşlar, bir de yüksek derecede enerji verir. Yüksek derecede enerji verir. Ama hangi sırada kullanıyoruz? İkinci sırada. Neden? Parçalanması zor olduğu için. Enerji besin kaynağıdır, tamam. Ama bunun da sebebini yazalım. Neden ikinci derecede kullanıyor? Yanmaları için ya da yanması için çok fazla oksijene ihtiyaç vardır.
oksijene ihtiyaç vardır. Bu yüzden ikinci sırada kullanılır. İkinci sırada kullanılır. Çünkü biz zaten vücudumuz şöyle bir düzene sahiptir arkadaşlar. Tasarruflu düzene sahiptir. Yani en tasarruflu hangisi ise önce onu yapıyor. Sonradan işte biraz daha tasarrufsuz olanı yapıyor. En tasarruflu olan karbonhidrat. Daha sonrasında ise biraz daha maliyetli olan neyi kullanıyor? Yağı kullanıyor. Arkadaşlar, dediğim gibi suda çözünmez. Hemen yazalım. Polar yapılı olduğu için suda çözünmez. Suda çözünmez. Alkol, bakın eter, kloroform, benzen gibi organik çözücülerde çözünür. Evet, bir diğer özelliği de buydu. Suda çözünmediğini zaten hepimiz biliyoruz. Şimdi arkadaşlar, ne dedik? Hidrolizleri ve emilimleri zordur. Bunu da yazalım. Hidrolizleri ve emilimleri zordur. Yapısında ne vardı? Yapısında hangi bağ var? Yapısında ester bağı vardır. Ester bağı vardır. Peki yapı taşları nedir arkadaşlar? Yapı taşları bir alkol çeşidi olan gliserol ve 3 tane yağ asidi bulunur. Yani ben bunu şey için söylüyorum, trigliseritler için söylüyorum. Mesela fosfolipitlerde 2 tane yağ asidi var. Ama genel olarak yapı taşı gliserol. Gliserol bir alkoldür. Gliserol ve yağ asididir. Dediğim gibi yapısında yine ester bağı bulunur arkadaşlar. Evet, şimdi yağların gelelim bir diğer özelliklerine, diğer genel özelliklerine arkadaşlar. Yağlar, yani yağların tamamı hidrofobiktir. Suyu sevmez. Az önce ne dedik? Zaten suda çözünmezler dedik. O zaman şöyle yazalım. Tamamı hidrofobiktir. Hidrofobik. Arkadaşlar, hidro ne demek? Hidro, su değil mi? Hidroloji, hidrobiyoloji gibi. Peki fobi ne demek? Bir şeyden korkmak, sevmemek değil mi? İşte hidrofobik nedir? Suyu sevmeyen demektir. Sudan korkan, suyu sevmeyen demektir arkadaşlar. Yağların tamamı da hidrofobiktir. Yapı taşlarında gliserol ve yağ asidi olduğunu söyledik. Arkadaşlar, şimdi hidrojen atomu çok fazladır yağlarda. Hem karbon fazla hem hidrojen fazla. Bu yüzden de hücresel solunumda çok fazla sayıda nat ve fat kullanıyor. Ve bu nat ve fatlar ETS'de, yani elektron taşıma sisteminde taşınırken fazla miktarda enerji üretiyor. Yani enerji üretmesinin temel sebebi, fazla enerji üretmesinin temel sebebi nedir? Taşıdığı hidrojen sayısıdır. O zaman şöyle yazalım. Çok fazla hidrojen bulunduğu için ETS'de nat ve fatları fazla kullanır. Bu yüzden çok ATP üretilir. ETS'yi hani bir hatırlayalım. Yani hiç görmeyeniniz yoktur herhalde. ETS'de elektron taşıma sisteminde hidrojenler zarlar arası bölgeye gönderiliyor. Daha sonra zarlar arası bölgeden ne yapıyor? ATP sentazdaki özel yoldan aşağıya tekrardan matrikse geliyor. Matrikste de arkadaşlar o ATP sentazın kafası var. Hani böyle ATP sentazın yapısı şu şekilde bir yapı. O kafası her hidrojen geçtikçe dönüyor ve ATP üretiliyor. Peki hidrojenler nereye gidiyor? Oksijene gidiyor ve su oluşturuyor. Hidrojen fazlaysa suyun oluşması için de fazla miktarda ne lazım? Oksijen lazım. Çok fazla oksijen gerektiği için de yine ikinci sırada kullanılıyor dedik. Arkadaşlar, mideyi geç terk eder yağlar. Çünkü neden? Sindirimi zor dedik. Bu yüzden de tokluk hissi oluşturur. Acaba diyetlerde yağ mı kullanırsa, ama hangi yağlar kullanılsa? Arkadaşlar, tabii ki diyetlerde yağın da önemi vardır.
Zaten diyorlar karbonhidrat, yağ ve protein dengenizi koruyarak beslenin diye. Bu yağlar mideyi tok tuttuğu için, işte mideden geç ayrıldığı için tok tutucu bir özelliğe sahiptir. O zaman şöyle diyelim. Mideyi geç terk eder. Geç terk eder. Bu yüzden tok tutar. Tok tutar. Arkadaşlar, bizim vücudumuza alınan karbonhidratların fazlası yağ olarak depo edilir. Onu da yazalım. Diyelim ki, bunu bir yazayım sonra açıklayayım. Karbonhidratların fazlası yağ olarak depo edilir. Peki nasıl oluyor bu? Şöyle düşünün arkadaşlar. Su içsem yarıyor diyen ama makarnayı, mantıyı ekmekle yiyen bir insan düşünün. Şimdi nedir makarna, mantıda, ekmekte ne vardır arkadaşlar? Karbonhidrat vardır. Şimdi bizim karaciğerimiz belirli bir kapasiteye sahip. Ne yapıyor? Bakıyor bu karbonhidrat sürekli tüketiyor. Yiyor, 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 yiyor. Bu sefer glikojen depoları doluyor. Glikojen deposu dolunca ne yapacak? Artık gelen glikozu yağ çevirecek. O şekilde depo edecek. Ve ilk önce bağırsaklarımızın etrafında yağ şeklinde depo etmeye başlıyor. O yüzden kilo alımı ilk önce nereden başlıyor? Göbekten başlıyor arkadaşlar. Sonra böyle böyle derken tüm organlarımızın etrafı yağlanmaya başlıyor. Bu da bir süre sonra zaten obeziteye dönüşüyor. Evet, karbonhidratlar bu yüzden fazlası yağ olarak depo ediliyor arkadaşlar. Peki yağların bir diğer görevi nedir? Arkadaşlar, organlarımızın ve deri altımızda vücudumuzun etrafına sararak bizi korur. Organlarımızı özellikle korur. O zaman şöyle diyelim. Deri ve iç organların etrafını sararak korur. Yani deri dediğimiz deri altında hani bulunarak değil. Derinin etrafını sararak olduğunu düşünmeyin. İşte iç organların etrafını sarıyor. Derinin altında bulunuyor arkadaşlar. Vücudumuzun işte mekanik etkilerden olsun, soğuktan olsun korumuş oluyor. Peki bizler ne yapıyoruz peki bu yağları parçaladığımız zaman? Metabolik su dediğimiz bir su üretiyoruz arkadaşlar. Nedir bu metabolik su? Şimdi yağlar solunumda parçalandıkları zaman bol miktarda su açığa çıkar. Hani az önce dedik ya hidrojen sayısı fazla diye. O hidrojenlerden dolayı solunumda bol miktarda su açığa çıkıyor. Biz bu suya metabolik su diyoruz. Bu metabolik suyu bazı canlılar kullanıyor. Tabii bizler de kullanıyoruz ama bizlerin su sıkıntısı yok. Hani sürekli su tüketiyoruz. Ama su tüketmediğiniz zamanlarda tabii ki vücudunuz yağları parçalayarak buradaki metabolik suyu kullanabilir. Ama uzun süre tüketmediğiniz zamanlarda arkadaşlar bizim vücudumuz buna adapte olmadığı için ne olacak? Bir süre sonra susuzluk olayı farklı hastalıklara yol açabilir. O yüzden de bol bol su tüketmemiz gerekiyor. Bu hidrojenler sayesinde, bu su sayesinde metabolik su üretiliyor ve bazı canlılar bunu kullanıyor. Mesela çölde yaşayan canlılar arkadaşlar, deve. Deve ne yapar? Hörgücünde o hani sırtında bir kambur gibi bir yer var ya, orada yağ depo eder. Bu depo ettiği yağı işte oksijenle parçalayarak metabolik su üretir ve bu metabolik suyu da kullanır hücreleri. Böylece çok uzun süre su içmeden kalabilir arkadaşlar deve. O yüzden mesela kış uykusuna yatan hayvanlar da öyle yağ depoluyorlar. Bu yağı işte uyku boyunca kullanarak metabolik suyunu üretmiş oluyor. O zaman şöyle diyelim. Yağların okside olması sonucu okside olması dediğimiz oksijenle parçalanması dediğimiz olması sonucu metabolik su oluşur. Metabolik su oluşur. Develer dediğimiz çölde yaşayan hayvanları direkt sayabiliriz ve kış uykusuna yatan hayvanlar bu suyu kullanır. Bu suyu kullanır arkadaşlar. Evet, gelelim yağların bir diğer özelliğine. Mesela bunu sadece develer falan dedik ama göçmen kuşlar da yapıyorlar. Hani sürekli aşağı inip su içmemek için yağ depoluyorlar. Buradaki metabolik suyu kullanıyorlar arkadaşlar. Yağların bir diğer özelliği adek vitaminlerinin emilimini sağlıyor arkadaşlar. Nedir adek vitaminleri? Yağda eriyen vitaminlerdir. Zaten anlatacağız vitaminleri de.
adek vitaminlerinin emilimini yağda eridiği için kolaylaştırır. Evet, özelliklerinden bir tanesi de bu. Arkadaşlar, ayrıca yağlar vitaminlerin ve hormonların sentezinde görevlidir. Bazı vitaminler tabii ki, hepsi değil. Vitaminlerin ve hormonların sentezinde görevlidir. Evet, yağların genel özellikleriyle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Arkadaşlar, şimdi yağ çeşitlerine bakalım. 3 çeşit yağ vardır. Basit yağlar, birleşik yağlar ve türev yağlar. Şimdi bunları ikinci videomuzda anlatacağım. Hem de çeşitlerini de anlatacağım arkadaşlar. Bu videoyu burada bitirelim. Sonraki videoda yağlarda yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.